Mehmet'le 6 senelik ilişkimiz bir mesajla bitti. Daha 16-17 yaşlarımızda birbirimize aşık olduk. İlerleyen zamanlarda bu durumu ailelerimizle paylaştık. Mehmet'in babası pastane işletiyordu. O da tüm hayatını babasıyla çalışarak geçirdi. Kendisi de bu işi devralmak istiyordu. Bu yüzden o okumak yerine liseden sonra direkt babasının yanında işe başladı. Benim ailemse okumamı istediler. Ben pek istemesem de okumaya karar verdim. İyi ki de bu kararı vermişim. Her şey Mehmet'in askere gitmesiyle başladı. Her şey çok iyi gidiyordu. Ben okulumu okuyordum. O da ara sıra bulunduğum şehre gelip hasret gideriyorduk. Telefonla sürekli irtibat halinde olsak da yüz yüze olmak gibisi yoktu. Askere gitmeden söz yaptık. İşin adı koyulması için. Zaten o da askerliğini yapıp evlendikten sonra arada iş kalsın istemiyordu. Konuşmalarımızda istersen çalışırsın, istemezsen ben sana bakarım diyordu. Günümüz ilişkileri, hayat belli. İstemeden de olsa insanlar ayrılabiliyordu. Zaten o beni o kadar seviyordu ki kendi başına bir iş gelirse ayaklarımın üzerinde durmamı istiyordu. Ben de bu huyunu çok seviyordum. Hep benim iyiliğimi düşünmesi ona aşkımı tazeliyordu. Okulunda birçok yakışıklı, zengin erkek benimle konuşmak istemişti. Fakat hepsini Mehmet için reddettim. Mehmet askere gittikten sonra da aramalarımız devam etti. Onun askerde olması, benim de okulda olmam konuşmamızı zorlaştırıyordu. İlk fırsatımızda konuşuyorduk. Onun terhis olmasına kısa süre kalınca bu haberleşmemiz aniden azaldı. Bu dönemde bana soğuk konuşuyordu. Belki komutanları, belki de arkadaşları canını sıkıyor diye düşünüyordum. Orada ne yaşıyorsa bu canını sıkıyordur sanıyordum. Fakat onun terhis olduğu gün bir mesaj geldi. "Ben artık seni sevmiyorum. Hoşça kal." yazıyordu. O andan itibaren Mehmet'in bana ulaşabileceği her yerden engelledim. O günün akşamı saatlerce ağladım. Ona iletilmeyen onlarca mesaj attım. Neredeyse intihar edecektim. O kadar kötü olmuştum. Sağ olsun arkadaşlarımın desteğiyle o günü atlattım. Birkaç gün okula gitmedim. Evde ağlayarak, düşünerek zaman geçirdim. Bu durumu aileme nasıl söylerdim bilmiyorum. En sonunda annesini aradım. Kibarca konuşmaya başladım. Annesi de çok şaşkındı. Terhis olduğundan haberi dahi yokmuş. Birçok yalanla ailesini de kandırmış. Annesi de babasıyla konuşmak için zaman istedi. Ondan rica ettim. Ne olur aileme durum netleşene kadar bir şey söylemeyin diye. Günler geçerken en sonunda annesi aradı. Kızım, nasıl söyleyeceğim falan diye ağzında lafı dolandırıp duruyordu. Mehmet, memlekete dönmeyeceğini söyledi. Askerlik yaptığı şehirde işe girmiş, orada düzen kurduğunu söylemiş. Devamında ağlamaya başladı. Bu bizim oğlumuz olamaz. Bizi bile tersliyor. Gel bir görelim dedik ama yok, bir türlü ikna edemedik dedi. Bu konuşmadan sonra aklıma ilk gelen Mehmet kendine yeni birisini buldu. Onu da bırakamıyor oldu. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Senelerimi onunla geçirdim. Ona karşı öfke duymaya başladım. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra en yakın arkadaşımla konuşurken bu konu geçti. O da bunun üzerine bir adam var. Ne varsa biliyor. Gel istersen onunla bir görüşelim dedi. Bu konuşmanın üzerinden zaman geçmişti. Yaz yaklaşıyordu. Arkadaşım Seyfullah Hoca'yla konuştum. Eğer hala kabul ediyorsan gel bir gidelim dedi. Pek gönüllü olmasam da kabul ettim. İçimde Mehmet'e karşı iyi his kalmamıştı. Ama o zamanın parasıyla hoca 500 TL gibi bir rakam istiyor dedi. Yok kızım, ben bu parayı karşılayamam dedim. Arkadaşım bana sen yarısını bul, diğer yarısını ben hallederim zaten. Benim de görünmem lazım dedi. Bunun üzerine sıkıntıya düşeceğimi bile bile kabul ettim. Hoca hafta sonu akşam üzeri gelin demiş. Biz de o gün o saatte yanına gittik. Evi lüks bir mahalledeydi. Zaten bu tipler ucuz yerde yaşasa şaşırırdım. Girdiğimiz ev resmen ofis gibiydi. Kapıda ilk başta eşi sandığımız, sonrasında yardımcısı olduğunu öğrendiğimiz kadın karşıladı. İçeride bekleme salonu vardı. Orada beklemeye başladık. Biz sadece arkadaşımla birbirimize bakarken içeriden Sayfullah Hoca seslendi. Aybüke ile Merve kızım içeri gelin dedi. Çağırdığı odaya girdiğimizde çok farklı bir ortam vardı. Ne sandalye ne de koltuk. Yerde halı ve üzerine oturmamız için minderler vardı. Karşısına geçip oturduk. Önce arkadaşıma, Merve kızım,
Önce senin işini çözelim. Sonra arkadaşına yardım ederiz dedi. Merve bunun üzerine sıkıntısını anlattı. Sevdiği erkeğin kız arkadaşı vardı ve onların ayrılmasını, erkeğin de ona gelmesini istiyordu. Merve bunu anlattığında şoka girdim. Bu resmen büyüydü. Kalkıp gitmek istiyorum ama bir bahaneye ihtiyacım vardı. Hoca, senin işin kolay kızım dedi. Bir takım isteklerini sunduktan sonra bana dönüp, kızım senin derdin büyük dedi. O bunu deyince ben büyü yaptırmam dedim. Ayağa kalktım gitmek için. Mehmet senden neden ayrıldı bilmek istiyor musun dedi. O an şoka girdim. Elim ayağım boşaldı. Merve'ye dönüp, Merve sana bile anlatmadım ama Mehmet'in adını biliyorsun. Sen mi söyledin dedim. Merve de şoka girdi. Nereden bileyim kızım? Ben de senin gibi ilk defa geliyorum hocanın yanına dedi. Tekrar kalktığım yere oturup hocayla konuşmaya başladım. Bakın hocam, ben büyüye karşıyım. Size hoca diyorum. Kusura bakmayın ama yaptığınız iş lanetli, şerli bir şey. Şimdi siz bana büyü olmadan bu işi bana anlatır mısınız dedim. Hoca çirkin bir gülümsemeyle, ben sadece aracıyım. Herkesin kendi hikayesi. Ben sana anlatırım, paramı alırım. Bir şey yaptırmak ya da yaptırmamak senin elinde. Zorla yapacağım bir şey değil dedi. Tamam hocam, ben sadece öğrenmek istiyorum dedim. Mehmet'in ailesini, kendi ailemi, herkesin adını tek tek söyledi. Şov yapıyordu aklı sıra. Mehmet'in durumuna gelince ben her söylediğine şaşırarak dinlemeye başladım. Onun konuşmasıyla devam edeceğim. Kızım, Mehmet'e büyü yapılmış. Yapanı da onun hizmetindekileri de biliyorum. Benim onlara karışma gücüm yok. Eğer bu işe karış desen bile karışamam. Bu büyüyü yapan kadın bu ilimde çok ilerlemiş. Benim ilmim cinlerden bilgi almak üzerine. Ama o kadın cinlere hükmedebiliyor. Emri altına almış hepsini. Kısaca Mehmet'in durumunu ben çözemem. Sana anlatacaklarım bu kadar dedi. Çantamdan parayı çıkarıp verdim. Merve ile beraber evden çıkıp yürümeye başladık. Merve ile yürürken, Merve eğer büyü yaptırırsan seninle arkadaşlığımı bitiririm. Benim yaşadıklarımdan ibret alman gerekirken yanımda adamla yaptığın konuşmalara bak dedim. Şöyle düşün, senin yapmak istediğini şu an ben yaşıyorum dedim. Fakat bunca dil dökmeme rağmen Merve tekrar o adama gidecekti. Ben de zaten arkadaşlığımı kafamda o gece bitirmiştim. Bu durum kafamı yiyip bitiriyordu. Mehmet'in benden ayrılması kendi isteğiyle değildi ama onun yüzünden o kadar üzülmüştüm ki. İçimde iç muhasebem bir türlü ne yapacağıma karar verdirmiyordu. Yaz geldiğinde ilk işim Mehmet'in evine gitmek oldu. Annesi evde tekti. Beni görünce sarıldık. İçeriye oturduk. Kahve yaptı. Kahve içtiğinde konuşmaya başladık. Annesi beni kızı gibi görüyordu. Bunu sürekli dile getiriyordu. Sen bizim kendimizsin. Mehmet elinde sonunda bu hatadan döner diyordu. Ben öğrendiğim şeyi nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Annesi gayet dindar biriydi. Anlatsam falcıya büyücüye mi gittin demesinden korkuyordum. Yanında uzunca bir süre oturduktan sonra artık kalkma vakti geliyordu. Misafirliğin de bir sınırı var sonuçta. Tam kalkarken dayanamadım söyledim. Anne, beni yanlış anlama. Ne varsa doğrusuyla anlatacağım dedim. Olduğu gibi anlattım. Eksik ya da fazla değil. İlk başta kızdı ama bir yandan da sevindi. Oğlunun başına nasıl bir dert varmış öğrenmiş oldu. Zamanında biz daha çocukken böyle bir olaya şahit olduğunu, Emre adında hocanın yardım ettiğini söyledi. Eğer ulaşabilirsem ona söyleyeceğim dedi. Ardından kalkıp evime döndüm. 3-4 gün sonra annemle beni çağırdı. Çay içip konuşmaya başladık. Hocanın birkaç sene önce vefat ettiğini söyledi. Kısaca durumu anneme anlattıktan sonra annem de öfkelendi ama oturduğumuz yerde suçlu yoktu. Kim kime kızacaktı? Sağdan soldan araştıra araştıra bu işlerde kendi camiasında ünlü birini bulduk. Hocanın adı Ahmet'ti. Ahmet hocanın yanına babamdan gizli gittik. Annem ben, Mehmet'in annesi. Bir onun yanına gelirken Mehmet'le ilgili bazı kişisel eşyalarını getirmemizi istedi. Okudu, üfledi. Bir şeyler yaptı. Sonra konuşmaya başladı. Oğlunuzda büyü var. Orası gerçek. Fakat bu büyüyü yaptıran kız çok yanlış kişiye denk gelmiş. O büyücüyü tanımayan yok. İşimiz zor. Lakin imkansız değil dedi. Biraz zaman istedi. Nedenini sorduğumuzda, şimdi ben size onun yerini söylesem, daha siz yola çıkmadan geleceğinizin haberini alırlar. Bulamazsınız. Sizi gizlemem gerekiyor dedi. Yanından ayrılıp evlerimize döndük. Hoca bu işlere hazırlanırken
biz de kendi aramızda konuşuyorduk. Durumu babama ya da Mehmet'in babasına söylesek nasıl tepki verir bilmiyorduk. Mehmet'in annesi Mehmet'in babasına bir şekilde durumu anlattı. Biz de babama söyledik. Bizimkiler tartıştı. Bu olayın ardından babama kalsa bu iş bitiyordu. O kendince bitirmişti. Zorla da olsa hocadan gelen habere kadar yumuşattım onu. Çünkü babamın ayrılığımızdan haberi yoktu. Hoca Mehmet'in ailesinin evine geldi. Biz de gittik. Bizim gitmemiz uygun olmadığını falan anlattı. Babam ve Mehmet'in babası ve hoca üçü gidecekti. O gece onlar da kaldı. Ertesi gün üçü birlikte gitti. 2 gün sonra Mehmet'le geri döndüler. Mehmet'i tanıyamadım. Zayıflamış, pislik içindeydi. Onu bu şekilde görmek tüm öfkemi sildi. Resmen acınası bir haldeydi. Hep beraber onların evine gittik. Hoca şimdilik geçici çözüm üreteceğini en kısa sürede haber bekleyin dedi. Hoca evden gittikten sonra Mehmet türlü küfürler ediyordu. Hocaya, babama, kendi babasına, annesi oğlunu bu halde görünce ağlamaya başladı. Kısa bir süre sonra hoca tekrar geldi. Mehmet'e bir şeyler okuyup ona bir şeyler yaptı. Mehmet koltukta boylu boyuna yatıyordu. Hoca sadece Mehmet'in kendi anne babasının kalmasını istedi. Biz de kendi evimize geri döndük. Eve döndükten sonra babam şunları söyledi. Mehmet uzun süre o şekilde kalacak. Hoca ne zaman hazır olursa o zaman düzeltmek için gelecek dedi. Birkaç gün durduktan sonra durumu merak edip annemle beraber yanlarına gittik. Mehmet'i görür görmez gözyaşlarımı tutamadım. Yıkanıp o eski tanıdığım zamanlardan kalma kıyafetlerini giyince aşık olduğum adamı gördüm. Tek problem gözleriyle tavana bakıyor, ağzını bile kapatmıyordu. Dışarıdan birisi görse deli derdi. Mehmet'in yanına gelip elini tuttuğumda içinde tarifi olmayan bir korku oldu. O günden sonra Mehmet'in yanına gitmek istemiyordum. Ne zaman gitmeyi düşünsem korkuyordum. Aklımda hep şu soru vardı. Benim kaldığım kısacık o andaki korku, Mehmet'in ne kadar zamandır yaşadığını hayal bile edemiyordum. Artık onu değil, ona nasıl öfkelendiğim için kendimi affedemiyordum. Neredeyse 3 hafta sonra Ahmet Hoca geldi arabasıyla. Mehmet'i arabaya bindirip yola çıktı. Arkasından biz de yola çıktık. Şehirden çıkıp köye geldik. Hocanın evine geldiğimizde Mehmet titriyordu. Annesi dayanamadığı için hoca onu dışarı çıkardı. Önüne aldığı küçük masaya çantasından kağıtlar çıkardı. Dua edip yazıyordu. Yazdığını suya atıyordu. O yazmaktan yoruldu mu bilmiyorum ama ben izlerken yoruldum. Mehmet garip sesler çıkarmaya başladı. Hoca dua ederek ayağa kalktı. Yan odaya gitti. Kocaman siyah bir çarşaf getirdi. Her ucundan birbirimize tutturup Mehmet'in üzerine gerdirdi. Çantasından bir tane muska çıkarıp Mehmet'in boynuna taktı. Ardından tekrar dua etmeye başladı. Mehmet sırt üstü düşüp debelenmeye başladı. Babası sürekli hocaya bakıyordu. Hoca eliyle dur işareti yapıyordu. Yarım saat sürdü bu. Hoca da yorulmaya başladı. Halinden belliydi. Bizimle göz göze gelip işaret verdiğini belli etti. Bir anda bırakın dedi. Herkes aynı anda tuttuğu örtüyü bıraktı. Büyük olduğu için birbirimizden uzaktık. Bunu söyleme sebebim o andan sonra gördüklerim yüzünden örtünün ortası havaya kalkıktı. Köşeleri yere değince sanki bir insan içindeymiş gibi duruyordu. Tam Mehmet'in karnının üstünde dikkatlice bakınca yüz tarafı dışarıya doğru çıkıktı. Sanki köpek gibi boynuzları olduğu açık açık görünüyordu. Ahmet Hoca ona Türkçe seslendi. Bu gençten ne istiyorsun dedi. O varlık her neyse o bizim anlaşmamıza sunuldu. Görevimizi yapıyoruz. Beni serbest bırakmazsan burayı yerle bir ederiz. Sen ve soyunu kurturuz dedi. Hoca hiç korkmadan hepiniz hapsettim. Bak seni buraya nasıl getirdim. Sana bir teklifim var. Kabul edersen serbest kalırsın. Yoksa ne kadar kabile uyan varsa hepsini şu an yok ederim dedi. Buradaki kazanın içinde hepinizin ismi var. Sadece bir emrimle yanarsınız. Şimdi git seni bu adama musallat edenden hesap sor. O kirli ruhunuzla beni günaha sokturmayın dedi. Der demez o örtü yere düştü. Mehmet öksürmeye ve kusmaya başladı. Midesinden çıkanları yemesi yutması imkansızdı. Hemen dışarı çıkıp annesini çağırdım. Mehmet'in kurtulmasına çok sevinmiştim. Belki beni yine sevmeyebilirdi. Ama onu bu azaptan kurtarmıştık. Kendisine gelmesi çok vakit aldı. Yürümekte bile zorlanıyordu. Şu an yürüyor, işini yapıyor ama hayatındaki bir dönemi hatırlamıyor.
benden ayrıldığını bile bilmiyor. Olayın üzerinden bir süre daha geçtikten sonra Mehmet tamamen düzeldi. Şu an nişanlıyız ve doğru zamanın gelmesini bekliyoruz. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor. Benim de başıma gelenler bilgisizlik, cahillik ya da aptallık, adına ne demek isterseniz. Arkadaşım Alanya'ya yazlığına davet etmişti. Her zaman anlatırdı. Yazın yaz aşklarını daha önce de davet etmişti ama yazları çalıştığım için davetine hiç icabet edememiştim. En son davetinde gerekli şartlar oluşmuştu. Ailemin izniyle de gitmeye karar verdim. Adım Mert, arkadaşımın adı Efe. O zamanlar lise okuyorduk. 11. sınıfın yaz tatiliydi. Abimin şortlarından iki tanesini aldım. Kendi yazlık kıyafetlerimi de valizime koyup Efe'nin beni evimden almasını bekledim. Efe'nin ailesinin durumu oldukça iyi. Babası müteahhitlik yapıyor. Efe ile iyi arkadaşız. Benim durumumu bildiği için yapacağımız tatilde tüm masrafları kendisi üstleneceğini söyledi. Zaten diğer türlü gitme şansım yoktu. Abisi eşliğinde yola çıktık. Abisinin olması beni biraz germişti ama gittiğimizde yanımızda çok durmadan kız arkadaşının yanına gitti. Onun gitmesi gerginliğimi aldı. Az da olsa rahatlamama neden oldu. Yazlığa girip biraz etrafı incelediğimde ben hayatı yaşamıyormuşum dedim. Hep hayat gayesiyle meşgul olan, geçim sıkıntısı aklını kurcalayan ailenin çocuğu olmak zoruma gitmişti. Ama buna da şükür, aç değildim, açık da değildim. Sadece hayatın bu yönünü görmek içimi burkmuştu. İlk işimiz gıda alışverişi yapmak oldu. Gittiğim her yerde güzel kızlarla karşılaşıyordum. Fazla dik dik bakmam Efe'nin dikkatini çekti. Mert, daha yeni geldik ama abartma, daha çok göreceksin dedi. İçimden sanki her sene geliyorum da alışkın olayım dedim. Yaptığımız alışverişte yenecek içecek şeylerden çok alkollerin parası çok tuttu. Vay be, hayata bak dedim. Bizim aylık gıda alışverişimizi adamlar bir gecelik alkole yatırıyor diye iç geçirdim. Havanın sıcak, bayıcı olması nedeniyle çok dolaşmadan direkt eve geldik. Akşama kadar evde dinlendikten sonra akşam bahçedeki kameleye geçip aldığımız şeyleri içmeye başladık. Daha önce bira içmiştim ama Efe'nin aldığı bu alkolleri daha önce çevremde içen olmamıştı. İlk günün ardından ertesi gün denize girdik. Gözüm çevreden alamıyordum. O gün denize girdikten sonra eve dönüp duş aldık. Sonra tekrar çıkıp kafeye gittik. Efe de hızlı hareket ediyor açıkçası. Sipariş verip beklerken Efe'nin arkamda birilerini süzen bakışları dikkatimi çekti. Bir süre ilgilenmeden bekledim. Garson siparişleri bırakırken ilk fırsatta baktığı yere baktım. Yaşıtımız iki kız oturuyordu. Çok güzel olmaları şansımızın olmadığına işaretti. Buna rağmen Efe onları kesmeye devam etti. Kızlar kendi aralarında sohbet ederken gülmeye başladılar. Bunun ardından Efe ayağa kalkıp yanlarına gitti. Ne söyledi bilmiyorum ama bir dakika geçmeden bana seslendi, yanlarına çağırdı. O masada oturan tanımadığım kızlardan yanı boş olanın yanına oturdum. Efe bu kısa sürede sanki senelerdir tanıdığımız arkadaşlarımız gibi konuşuyordu. Ben oturduğumda beni gösterip bu arkadaşımız da Mert, beraber geldik. Tatili beraber yapacağız dedi. Kızlara utanarak selam verdim. Tipim falan düzgün ama daha önce hiç bu şekilde bir kızın yanına gidip konuşmuşluğum yok. Biraz muhabbet ettikten sonra onların da bizden farklı olmadığını fark ettim. Bu beni rahatlatmıştı. Çok cana yakın olmaları ilgimi çekti. Karşımda oturanın adı Ece, yanımda oturanın adı Büşra. Ece karakter olarak benim gibiydi. Güzel bir kızdı. Benim gibi az konuşuyordu. İçimden umarım Efe buna yazılmaz dedim. Bir şansımız olursa Ece ile tanışmak, konuşmak isterdim. Bir süre muhabbet ettikten sonra Büşra'nın telefonu çaldı. Yanımda olduğu için rahat rahat duyuyordum arayanın sesini. Arayan annesiydi. Ne zaman geleceksiniz falan diyordu. Birazdan geleceğiz dedikten sonra telefonu kapattı. Bir müddet daha sohbet ettik. Kızlar hesabı istediklerinde Efe atıldı. Biz kalkarken öderiz dedi. Kızlar olmaz falan dese de Efe ısrar etti. Tam masadan kalkıyorken tekrar konuşalım diyerek Büşra'dan telefon numarasını istedi. Kız hiç düşünmeden numarasını verdi. Efe arayıp kaydetmesini istedi. Onlar kalkar kalkmaz
İlk işim Efe imalı şekilde gülmek oldu. Vay be, Efe Bey'e bak, 2 dakikada nasıl sohbet kurdu diye şakalar yapmaya başladım. Efe de, oğlum alış, yoksa boş gelir boş gidersin, biraz utanmaz olacaksın dedi. Haklıydı ama ezilmişliğin ruh halini yaşıyordum. Kız ters dese, bir laf dese, belki onu senelerce içerlerdim. Hesabı ödeyip çıktık. Akşam eve döndüğümüzde Efe Büşra'yı arayıp konuşmaya başladı. Ben de dolaptan içecek alıp buz ayarlayıp balkona çıktım. Bir yandan içiyor, bir yandan Efe'nin konuşmasını dinliyordum. Yarım saat geçmeden Efe içeri gidip özel konuşmaya başladı. Ben de hem alkol alıyor hem de tüttürüyordum. Öyle bir ortamda rahatlamam gerekirken ben tam tersi hüzünleniyordum. İnsanların böyle hayatlar yaşamaları benim de kendi yaşantımı görmek kıskanmama neden oluyordu. Bu Efe için değil, genel olarak. Efe uzun süren konuşmasından sonra yanıma gülerek geldi. Dikkat çekmek istiyordu. Hemen fark ettim. Bu gülüşü nerede görsem bilirim. Yarın yengenle arkadaşı geliyor dedi. Çüş dedim. Oğlum ne ara yenge oldu kız dedim. Bir süre güldükten sonra Efe'ye içimi dökme ihtiyacı hissettim. Efe, kardeşim bak, biraz utanarak bu konuya değineceğim. Bana yardımcı olursun bu düşüncem hakkında. Ben bu hayata alışkın değilim. Kızlar da bu hayata alışkın. Yanlarında bu durum sırıtmaz mı? İstemeden de olsa çekingen dururum yanlarında. Ben göstermesem de duruşum konuşmam bir şekilde fark ederler dedim. Efe bunun üzerine bana, sen kim olmak istiyorsan ol, kim nereden bilecek? Benim kıyafetlerimle abimin kıyafetlerinden istediğini al giy. Rahat ol, bir şey olursa senin sözünü desteklerim ben dedi. Geç saatlere kadar konuşup bir nebze de olsa içimi rahatlatmıştı. Ertesi günü heyecanla bekliyordum. Ertesi gün sabah erkenden kalktım. Efe uyanana kadar evi kendimce temizledim ve düzenledim. Bahçeyi bile süpürdüm. Ben süpürürken Efe elinde kahveyle bana gülüyordu. Ben de ona gülerek karşılık verdim. Yanına gidip bir kahve de ben aldım. Eline sağlık Mert dedi. Kahvaltımızı yapıp sahile indik. Ben denize girerken Mert telefonla konuşuyordu. Konuşması bittikten sonra o da geldi. Biz bir süre yüzdükten sonra kenara baktığımda Ece ile Büşra'nın geldiğini gördüm. Mert, gelin kızlar diye işaret yaptı. Ardından onlar da geldi. Biraz yüzüp suda vakit geçirdik. Sıkılıp yorulunca şezlonglara gidip oturduk. Hayatımın en güzel anlarıydı resmen. Sıcak havanın üstüne soğuk kokteyl falan içtik. Ardından tekrar buluşmak üzere ayrıldık. Ece'ye resmen aşık olmuştum. Fakat ayrı dünyaların insanıydık. Kafamda Ece benimle ilgili ne düşünüyor soruları vardı. Bekleyip görmekten başka çarem yoktu. Ben Efe gibi atılgan değildim. Ece'nin duruşu, hareketlerine göre yol almak amacımdı. Akşam duşlarımızı aldık. Efe'nin ve abisinin dolabından beğendiğim kıyafetleri seçip giydim. Parfümlerinden sıktım. Saçımı başımı yaptım. Aynaya bakıp, ulan Mert, adama benzedin dedim. Biz hazırlandıktan sonra Efe kızları arayıp ne yemek istersiniz diye sormuş. Normalde aklımızda dışarıda yemek yemek vardı. Fakat kızlar dışarıda uğraşmayın, evde yeriz demişler. Efe yanıma geldi. Ya oğlum, kızlar böyle böyle dedi. Ne yapabiliriz diye düşündük. Kızlar gelene kadar bir şeyler hazırladık. Yemekten sonra balkonda sohbet etmeye, birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. Sohbetin ortasında Efe alkol getirdi. Ben de mısır patlatmak için mutfağa girdim. Hemen arkamdan Ece de geldi. Masaya oturup sohbet etmeye başladık. Benim aksime o çekinmeden rahat konuşuyordu. Ne yaparsın, normal hayatında nasılsın gibi sorular soruyordu. Ece ilerleyen konuşmamızda, Mert çekinmeden konuşabilirsin dedi. Hayat herkese eşit davranmıyor dediğinde benim durumumu anladığını fark ettim. Fakat bu durum onun hoşuna gitmişti. İkimiz de gülüyorduk. Ben biraz daha rahatlamıştım. Efe ile Büşra balkondaydı. Biz de salona geçip televizyonu açıp rastgele kanalları gezmeye başladım. Ece yanıma oturdu. Ne izlemek istersin dedim. Benim için fark etmez dedi. Kanalları gezerken daha önce beğendiğim bir filme denk geldim. Bilim kurgu filmi. Beraber izlemeye ve konuşmaya başladık. Ece beni samimi gördüğü için anlatmaya başladı. Daha önce birçok sevgilisinin olduğunu, hepsinin de Efe gibi tipler olduğunu söyledi. Bu tarz ilişkilerden sıkıldığını, çekemediğini anlattı. Bu samimiyetin üzerine ben de hayata karşı bakışımı anlattım. Konular aşk konularına kayıyordu. En sonunda şu cümleyi söyledim. Ece,
Beni yanlış anlama ama sizinle daha ilk tanışmamızda senden çok hoşlandım dedim. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Bana kızabilirsin dedim. Ece gayet sakin şekilde. Aslında ben de sendeki bu garip tavırları beğendim. Hoşuma gitti açıkçası. Hoşlanmadım desem yalan olur ama biraz zamana bırakalım dedi. Haklıydı. Benim de işime gelirdi. Birbirimizi tanımak daha iyi olurdu. Yaklaşık bir saat sonunda Efe ile Büşra kol kola yanımıza geldi. Büşra ne yapıyorsunuz diye sordu. Ece de koluma girip film izliyoruz. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Salonda biraz sohbet ettikten sonra kızların telefonu çaldı. Telefondan sonra gitmek zorunda kaldılar. Kızlar gider gitmez Efe ne yaptınız anlatsana dedi. Ne yapalım oğlum? Oturduk konuştuk işte dedim. Ulan Mert ne adamsın oğlum. Bu kızlar senden benden hızlı. Biraz atılgan ol dedi. Ya bana karışma Efe. Ben bilirim işimi dedim. Sen bilirsin dedi. Geç saatlere kadar oturduktan sonra yatmaya geçtiğimizde yatakta sürekli Ece'yi düşünmeye başladım. Acaba yaz bitince beni unutur mu? Konuşmamız devam eder mi? Bir yandan şu gerçek vardı. Yaz bitince ben de kendi düzenime dönecektim. O da lüks yaşantısına devam edecekti. Birkaç gün kızların ailesiyle işi olduğu için buluşup konuşamadık. Ben bu süreçte Efe ile kendimce dertleşiyordum. Aklımdaki soruları, düşünceleri ona sorup cevaplar almak istiyordum. Ne kadar farklı dünyaların insanı olsak da onun vereceği tavsiyeler benim için önemliydi. Kendisi benim durumumda kız ile tanışsa ne yapardın dedim. Seviyorsan bir çaresine bakarım dedi. Haklıydı. Bunun üzerine Efe abisinin dolabında Ojo tahtası olduğunu söyledi. Ruh çağırma tahtası getirdi. Bana ne işe yaradığını söyledi ve anlattı. Aklında ne varsa bunu söylersin. Senin cevapların da biz kendimiz işaretleriz dedi. Bu benim için mükemmel bir haberdi. En sonunda buluşma günü geldiğinde oturduk sohbetler falan. En sonunda konuyu bağladık. Salona geçip karanlık ambiyans oluşturup mum yaktık. Herkes masaya geçip oturdu. Efe karşımda, Ece yanımdaydı. Efe'nin yüzündeki ifade komik gelse de kendimi tutuyordum. Kızlar bizim aksimize tedirgindi. Efe, ritüele hazır mısınız dedi. Herkes hazırız dedikten sonra şu sözleri söyledi. Ey ruh, seni davet ediyoruz. İstediğimiz cevapları bize ver. Sonra biz istediğimizde tekrar git. Bunu 4-5 kere dedi. Hepimizin parmakları Ouija tahtasının üstündeydi. Gülmemek için kendimi sıkıyordum. En sonunda geldin mi dedi. Parmağımızı koyduğumuz üçgen sert bir şekilde evete çekildi. Direkt Efe'nin yüzüne baktım. Kesin Efe'nin işiydi. Fakat evete giderken o rüzgar olan salonda mumlar dalgalanıp biraz da olsa yükseldi. Efe ilk soruyu sordu. Ardından ikinci derken cevapları alıyorduk. Ben hala Efe yapıyor sanıyordum. Sonra kızlar sordu. En sonunda ben sordum. Ben sorumu dolaylı şekilde sordum. Birden o üçgen ısınarak cevaba gitti. Sorular ardı ardına geliyordu. Cevaplar her şekilde doğru çıkıyordu. Bizim aklımızdaki sorular bitince Efe, ey ruh artık anlaştığımız gibi gidebilirsin dedi. Herkes elini çektiğinde tahtadaki üçgenin titrediğini fark ettik. Kızlar korkudan bize sarıldı ama biz de korkudan ne yapacağımızı bilmiyorduk. Efe titrek sesiyle hala burada mısın dedi. İster inanın ister inanmayın. Evet'e gitti. Kendi yaptığımız ortam olmasa birisi yapıyor derdim. Ardından Efe artık gitmelisin dedi. Bu sefer hayır'a gitti. Cevaptan korkan kızlar ışıkları yakıp kapıya koştu. Arkalarından biz de gittik. İkisi beraber hiçbir şey demeden çekip gittiler. Kızlar gittikten sonra Efe'ye sordum. Efe bu senin oyunun mu dedim. Efe de oğlum ben de sen yaptın zannettim dedi. Salona geçip mumları söndürdük. Ama mumlar tekrar ve tekrar kendi kendine yandı. Sinirden su getirip döktüm ama yine de yanmaya devam etti. Sonra o şey tekrar hareket etmeye başladı. Tek tek harfleri dolanıyordu. Ben istemeden siz hiçbir şey yapamazsınız diyordu. Efe daha fazla dayanamadı ve abisini aradı. Abisi 2 saate geleceğini söyledi. O gelene kadar evde garip garip sesler duyuyorduk. Hatta kızlar tekrar geldi. Fakat bunlar bizim kızlar değildi. Şok içinde Efe ile birbirimize sarılıp beklemeye başladık. Abisi geldiğinde bize kızıp bağırdı. Abisinin bir sırrı vardı. Kardeşine dahi anlatmadığı. O bizi bu durumdan kurtardı. Kızlarla bir daha görüşemedik. O gece yaşadıklarım peşimi hiç bırakmadı. Korku dolu rüyalarla
birkaç sene psikolojik destek almak zorunda kaldım. Şu an iyiyim. Bu konu hakkında araştırma yapınca ruh çağırdığımızı zannederek bir cini çağırmıştık. O cin de bizimle dalga geçmişti. Siz olun, bu tarz şeylere safsata gözüyle bakmayın.